Evet sevgili dokuzlar, herkese selamlar. Ben meslek belirleyemedim. Acaba şu anda meslek belirlemem gerekiyor mu? Yoksa benim hayallerim yok mu? Ben ne yapacağım diyen arkadaşlar, bu video sizin için. Haydi başlayalım. Sevgili arkadaşlar, şu anda sadece 9. sınıfların değil, aslında hala 10'da, 11'de, 12'de olan ve ortaokulda bulunan, belki de ilkokulda olan arkadaşlarımızın bile aklını kurcalayan bir soru var. Acaba ben hangi mesleği seçmeliyim? Arkadaşlar, insan doğar, büyür, gelişir derken bir yetişkin olur, topluma tam olarak entegre olur ve bir meslek icra eder. İcra ettiği bu meslek onun hayatını belirler, onun kimliğini oluşturur, gerçek yeteneklerini ortaya koymasını sağlar ve tabii ki böylesine hayatımıza yön veren bir karar tabii ki çok önemlidir. O yüzden sizler de şu anda ister istemez gelecek 50 yılınızı belirleyecek bir kararı şimdiden vermek istiyorsunuz. Arkadaşlar, o zaman şuna bir dikkat edelim. Evet, belirleseniz iyi olur ama zorunda değilsiniz. Yani bu sizin hayatınızı etkilemesin. Şu anda arkadaşlarımız kendilerine uygun meslekleri belirleyebilirler. Bazılarının hayalleri vardı. Şu anda oraya kilitlendiler, devam ediyorlar. Hatta bu onların ders çalışmalarını bile sağlıyor. Ama bazı arkadaşlarımız var ki, hocam ben şu anda ne yapacağımı tam olarak bilmiyorum. Ama şu anda belirlemediğim için de sanki benim için hayat sanki çok anlamsız gibi değerlendiriyorlar. İşte bu şekilde hissetmemeniz gerektiğini bir kere daha ifade etmek isterim arkadaşlar. Şu anda belirlemiş olmak zorunda değilsiniz. Peki ne yapacaksınız? İstersen onu da bir sonraki maddede yanıtlayalım. Evet, yapmanız gereken bir bilene sormak. Bu bilen bir arkadaşınız olabilir, anneniz, babanız olabilir, abiniz, ablanız, teyzeniz, dayınız, amcanız, yengeniz, her şeyiniz olabilir. Veya bir öğretmen olabilir, rehberlik öğretmeniniz olabilir. Yani arkadaşlar, fikrine, düşüncelerine güvendiğiniz insanlara soru sormaktan çekinmeyin. Sizce ben nasıl biriyim? Hangi meslekler benim için uygun? Ben bu alanlarda yetenekli olabileceğimi düşünüyorum. Sizce de bu doğru mu? Gibi soruları sorabileceğiniz kişilere soru sormaktan çekinmeyin. İnanın, bunu yapmak sizlere çok güzel bir bakış açısı kazandıracak ve belli başlı alanlara yoğunlaşmanızı sağlayacak. İşte bunu yaparsanız o zaman biraz daha motive hissetmeye başlayabilirsiniz. Çünkü hedefleri önceden belli olan insanlar olmayanlara göre takdir edersiniz ki daha iştahlı çalışabiliyorlar. Şimdi bir sonraki maddemiz de tabii ki bununla alakalı. Yine arkadaşlar, sormaktan vazgeçmeyin. Bu sefer nereye soracaksınız? Tabii ki bilgisayara. Şimdi tuşlar önünüze geldiği zaman araştırmaktan çekinmeyin. Merak ettiğiniz bir mesleği araştırın. Burada yapılabiliyor mu? Yurt dışında yapılabiliyor mu? Uluslararası alanda kendinize aynı mesleği yapacak kıvamda oluyor olmanız bence inanılmaz bir güzellik olabilir. O yüzden kendinize şimdiden yatırım yapmaya başlayabilirsiniz. Diyelim ki mesleğinizi seçtiniz ve o meslekte çok başarılı kişiler var. Hemen yine bilgisayarın başına geçtiğiniz zaman o kişilere mail atabilirsiniz. Onlarla iletişime geçebilirsiniz. Sosyal medya kanallarını kullanabilirsiniz. Ya da okumak istediğiniz bölümle ilgili Türkiye'nin en iyi üniversitelerini bulabilir. Buradaki eğitimci kadrosuna ulaşabilir. Yine oraya mailler atarak o bölümle alakalı fikirlerinizi sorabilirsiniz. İnanın, üniversite hocaları da bunu yaşadıklarına dair çok mutlu olacaklardır. O yüzden şimdiden sizler 9. sınıfta olmanız dahilinde bile bunu yaptığınız zaman bence çok güzel, hedefleri belli olan bir öğrenci olduğunu hem kendinize hem de çevrenize fısıldamış olacaksınız. Yine bunun yanında, işte örnek veriyorum, doktor olmak istiyorsanız bir doktorla sohbet etmeye çalışın. Avukat olmak istiyorsanız hemen araştırın. İlla ki çevrenizde bir avukat tanıdığı olan vardır. Gidin sohbet edin, mesleğinin olumlu olumsuz yanlarını öğrenin. Sonra bunun size uyup uymadığını bir kontrol edin. Ve tabii ki böylece ne olacak? Son maddemizde olduğu gibi alanımız daralacak. Sevgili arkadaşlar, alanı ne kadar daraltırsanız hedefe o kadar kilitlenirsiniz. Hedefine daha sıkı kilitlenen öğrenciler çalışmak için kendinde sebep bulur ve sizler bence bu sebebi bu video itibariyle oluşturmaya başladınız bile. Evet sevgili arkadaşlar, sizlerin hayalindeki meslek ne? Onları da yorumlara yazarsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sizin hayalinizdeki meslek ne hocam? Ben küçükken Batman olmak istiyordum abi. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you.